bebekler bizim bütün duygularımızı ve düşüncelerimizi sünger gibi emerler. Mutluluğumuzu da işte acımızı da, üzüntümüzü de, o suçluluk duygularımızı, çaresizlik duygularımızı. Biz bunu onlara anlatmazsak eğer ki ve biz sürekli bu duygularda kalırsak. Yani geldi geçti. Sonra başka bir duygu daha hissettim aynı zamanda. Biraz daha rahatladım, biraz daha sese girdim. Şimdi böyle bir, bunu bir dalgasını isteriz biz. Çünkü bizim o suçlu hissettiğimiz, kendimizi güvende hissetmediğimiz, panik olduğumuz, korktuğumuz dönem sinir sistemimiz, sempatik sinir sistemi dediğimiz bir bölüme geçiyor. Orası panik odası. Acil durumlarda bizi korumak için var. Şimdi ama bizim için durum acil değil. Çünkü biz buradayız. Aslında baktığımızda güvendeyiz. Evet. Ne yazık ki yani hani biz şu an kendi nezdimizde güvendeyiz. O zaman buradaki duyguları birazcık değiştirmek gereken. Yani demek ki bizim de bazı aşağıda olan travmalarımız vardı da belki bunlar etkilendi. Eğer bu böyle kalıcı bir haldeyse, geçmek bilmiyorsa, özellikle bugün artık 40. günü geçtik. Hala ilk günkü kadar yüksekse, o zaman bu demek oluyor ki bizim altında çalışmamız gereken, bakmamız gereken travmalarımız var. Yani o kadar yüksek olmasını beklemiyoruz. Ama ilk 10 gün, 20 gün yani ben çok ağladım. Bayağı gördükçe ağladım. Gördükçe ağladım, gördükçe ağladım. Yeri geldi öfkelendim, yeri geldi suçlu hissettim. Yeri geldi çaresiz hissettim. Bütün hepsinde okey. Ama işte buralarda bir de ne yapmayalım? Görsel olarak izlememek. Birazcık da korumakta gerekiyor. Çünkü bebekte hissettim için kendimizi oradan biraz korumak gerekiyor. Yani özellikle e, görüntülerden uzak kalmak. Hı -hı. Çünkü görüntü çok üç boyutlu bir şey ya. Orada çok fazla şey yaşayabiliyorsun, hissedebiliyorsun. Gibimiz okumak etmiş, gibi gerçekmiş değil. Gerçekmiş gibi de algılıyoruz değil mi o izlediğimiz şey? Evet. Aynen öyle. Çünkü bir, hani nasıl bir film izlerken bile böyle bir korku filmde korkarız, işte duygusal filmde ağlarız. Hamilelik zaten çok böyle hormonal olarak dengelerinde de bozulduğu, o böyle mantıklı bir şekilde düşünmenin gittiği, daha böyle kırılgan daha naif olduğumuz bir dönem. Bu nedenle sempatik sinir sisteminde kalmak, orada takılı kalmak aradığımız şey değil. Bebeğe bunun da varlığını bildirmek. Sonuçta hayat bu. Ve orada bunu bedenimizde hissetmek. Böyle zamanlarda ben ekranı kapattım. Belki ekranı kapatabilir. Ya da belki birazcık yürüyüş yapabilmek. Temiz havaya çıkabilmek. Biraz parasympatik sinir sistemini aktive edecek çalışmalar da yapmamız gerekiyor. Hani bebeğe şunu yapabilmek. Yani yavrum şu an dünyada bir sorun var. Bunun senin ilgisi yok. Sen içeride rahatlıkla büyük keyfine bak, güvendesin. Dışarıdaki dünyayı ben şu an biraz üzülüyorum. Çaresiz hissediyorum, suçlu hissediyorum ama bunların senin hiç bilgisi yok. Yani mutlaka bunu söylememiz gerekiyor. Bunu söylemekle beraber de Bedenimiz aracılığıyla bebek her şeyi hissettiği için yine bedenimizi rahatlatarak bebeğimize güvendesin, her şey yolunda hiç merak etme hissini vermemiz lazım.